yanıt verdi. Çift başlı yönetimden söz etti. Cumhurbaşkanının ve başbakanının görevlerinin belli olduğunu anlattı. 28 Şubat'a dair bir de terim kullandı. Kimse durumdan vazife çıkarmasın. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Başkentteki Cumhuriyet yürüyüşünde polise barikatları kaldırın talimatını kim verdi? Siyasetin gündemindeki yeni soruya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtı böyle oldu. Tartışma 29 Ekim yürüyüşü sırasında barikatların kaldırılmasıyla başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan barikatların kaldırılması talimatını kendisinin vermediğini söyledi. Gözler Köşke çevrildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever Cumhurbaşkanı'nın pazar günü Ankara valisini köşke çağırdığını, yürüyüşte gerilim yükselirse yolu açın talimatı verdiğini söyledi. Başbakan'a da işte bu girişim soruldu. Eğer bu ülkede yani bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Hiç o zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir. Dolayısıyla bir başbakan olarak benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek durumdan vazife çıkarmaz. Başbakan barikatları kaldıran polise de tepkiliydi. Barikatların kaldırılması noktasında olsun, ondan sonra polisimizin olayı daha ciddi tutmaları gerekirdi. Orada bir zafiyet göstergesi var. Bunu ben Sayın Valimle de konuştum. Benim güvenlik güçlerim. Bir defa bölücü başının posterinin olduğu bir yürüyüşe de müsaade etmez. Türk bayrağını istismarına da müsaade etmez. CHP'ye